Bizde mesela BC uzunluğu biz birinci teoremle yani yükseklik bağıntısıyla bulamayız bunun tamamını. Şu aradaki parçaya P diyorum. Öklit'in ikinci kuralını uygularsak şöyleydi ikinci kural. Yan taraftaki kenarın karesi kendi tarafındaki parçayla tamamının çarpımı oluyordu. Öklit'in ikinci teoremi bunu söylüyordu. Yani 2 kök 2'nin karesi eşit olacak. Kendi tarafındaki parça P çarpı tamamı da P artı 7 gelecek. P artı 7. Buranın karesini alırsak 8 yapar. Eşittir şu taraf P çarpı P artı 7. Şimdi böyle bir yazılışta iki yaklaşımımız olabilir. Birincisi dağıtabiliriz. Şöyle dağıtsak ifade P kare artı 7P olur. Sonra bu 8'i de yollarız yanlarına. Eksi 8 eşittir 0 deriz. İkinci dereceden denklemi çözeriz. Çıkarmak mümkün. Ama şunu söylemek de mümkün. Eğer biz direkt görebiliyorsak çarpımları 8 eden sayılar var. P'nin ne olması gerektiğini direkt görebiliyorsak bunu söyleriz zaten. Onu bulabiliriz. Biri diğerinden 7 fazla olan iki sayı çarpılmış, 8 etmiş. Bu sayılar 8 ve 1 olmalı. Yani biz P sayısına 1 verirsek ki şurası da 1 olacak. 1 olunca 1 artı 7'den burası 8 olur. Yani P yerine 1 verince bu eşitlik sağlanıyor. Biz eğer P yerine 1 verince sağlanıyorsa P'miz gerçekten de 1 demektir. Buradaki P sayısı 1. 1 çarpı 8, 8'e verecek. Aradığımız şeye bakalım. Biz BC'yi arıyoruz. BC. O da P artı 7'dir. Şurası P, diğeri 7. P yerine yazıyorum 1'i. 1 artı 7, bu da 8 olur. İşlemin sonucu 8 yani.